kalbimde hem sırada. Ey abimiz uyuyakalmış. Onu sorar arar sanırım. Ne uyursunuz ne uyursunuz. Uykuda ne bulursunuz. Al abdestini kıl namazı. Cennet mekanı bulursunuz. Uzaklardan çıktım geldim. İnci mercan düzdüm geldim. Hem kalbimde hem sırada. Kalmış. Onu bırakıp geçmem sırada. Şahit olsun kandiller yandı. Ben 1990 yılında bir arkadaşımın sayesinde başladım doğul işine. Çok memnunum. Her şeyimi doğula borçluyum. Kaç yıldır yapıyorsun? 30-31 yıldır yapıyorum. Peki sizin farklı bir özelliğiniz de var. Ramazan'la binlerce kişiyi uyandırıyorsunuz ve bu harçlıkları, bahşişleri farklı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Onu anlatır mısınız? 25 yıl kendi çocuklarımı harcadım. 5 yılda da yetim ve yoksul çocuklara harcıyorum. Kazancımı toplam. Neler yapıyorsunuz? 25 yıldır kendi çocuklarıma harcadım. 5 yıldır da yoksul kimsesiz çocuklara bayramlık oluyorum doğul parasıyla. Paraya ihtiyacınız var mı? Vay, hayır var. Yok, o benim sorunum o. Kendi sorunum o. Aile sorunum. Çocuklar seviniyor mu? Nasıl? Çok güzel. Çok seviniyorlar. Peki, gören herkese nasip etsin Cenab-ı Allah. Peki çocukları nasıl seçiyorsunuz? Mutluluk seçiyor. Arkadaşlar buluyorlar. Ben ilgim olmuyor benim işim. Böyle daha önce örneğini görmedik herhalde böyle bir şey ama. Bilemem, ben kendimden sorumluyum. Kimse beni ilgilendirmiyor konularda. Evet. Ve bu, devam ettirecek misiniz bu geleneği? Kısmet nasip her şey. Ben zaten seneye de bırakmayı düşünüyorum yani doğu için artık. Yoruldum. Yaşım 60 oldu benim. Bu Ramazan'da Osman diye bir arkadaşımız var. Bir de Salim Turan diye bir arkadaşımız var. O destek veriyor. Ahşap Turan. Osman'da büro malzemeler yapıyor. Büro Osman derler ona. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Sinan Bey Mahallesi halkına, Sinan Bey Mahallesi mutlarına binlerce teşekkürlerimi sunarım. Ya bir şey yapacaksın. 30 tane çocuk düşünüyorum şu anda giydirmeye. Giydirecek. Giydirdim yani. 30 tane çocuk giydirdim. Giydirdiniz.